Bugün 29 Haziran 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Amerika'nın talebiyle Avusturya'da tutuklanan, Türkiye'de ise kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks uçağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakan Mehmet Ağar'ın ardından eski bakanlardan ve halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış'ın da kullandığı belirtildi. Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveysoğlu'nun yazısına göre lüks uçak ayrıca Venezuela'ya da 40 sefer yapmış. Sedat Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın bu ülkeye uyuşturucu güzergahını düzenlemek için gittiğini öne sürmüştü. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kamuya alınacak olanlara yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kişinin özel hayata saygı hakkına müdahale olarak nitelendirilebileceğini söyledi. 1984 romanına da atıfta bulunan Arslan, George Orwell yaşasaydı küresel büyük biraderin ortaya çıktığını görmekten dehşete düşerdi ifadelerini kullandı. AYM Başkanı ayrıca, mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun şekilde uyuşmazlıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır uyarısında bulundu. Taksim'de cumartesi günü düzenlenen 19. Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis şiddeti gündemdeki yerini koruyor. Polisin boğazına bastırarak gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, "4 polis üstümde, bir tanesi boynuma bastırıyor. Nefesim kesildi. Orada bir gazeteci öldürülmeye çalışıldı. Orada o insanlar tepki vermese benim cesedim çıkardı," dedi. Basın meslek örgütleri basının nefesini kesemezsiniz diyerek polis şiddetine karşı bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de eylem düzenleme kararı aldı. Açıklamada "bu gidişe hep birlikte dur demeliyiz" denildi. Onur yürüyüşü sonrası Cihangir'de bir kafede polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alınan Murat Kahya, "Ülke sebepsiz yere tutuklanmış siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakları savunucularıyla doluyken sadece kendi başıma gelenleri konuşmak garip geliyor. Herkes sussun isteniyor," diye konuştu. Madonna da Instagram hesabından onur yürüyüşüne dair görüntü paylaşarak "Neden bu kadar çok polis var?" diye sordu. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine normalleşme genelgesi gönderdi. 1 Temmuz itibariyle saat 5'ten itibaren sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırılacak. Tüm işyerleri ve sinema salonları faaliyete geçecek. Tartışmalara neden olan müzik kısıtlaması da genelgede yer aldı. Müzik yayınları gece 24'e kadar yapılabilecek. Ankara Barosu, müzik yayınının kısıtlanmasına karşı Danıştay'da dava açtı. Pandemi müzik sektöründe krize neden olurken müzik kısıtlaması sorunu daha da derinleştirdi. Sanatçı İlhan Şeşen, "3 ay bile dayanacak gücüm kalmadı," dedi. Metropol Araştırma Şirketi'nin anketine göre Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmuyorum diyenlerin oranı %48,5 oldu. Projeyi doğru bulduğunu söyleyenlerin oranı ise %37,5. Parti bazında bakıldığında AKP'lilerin %13,2'si, MHP'nin de %36,8'i Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmadığını belirtti. Galatasaraylı milli futbolcu Taylan Antalyalı, gökkuşağı renklerinden oluşan onur yürüyüşüne atıfta bulunan tişörtüyle fotoğraf paylaşınca homofobik tepkilerin hedefi haline geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, spor yazarı ve muhabiri ise Antalyalı'ya destek çıktı. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının şu ana kadar 92 ülkede görüldüğünü açıkladı. Portekiz'de kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlandı. İspanya'nın bazı bölgelerinde delta vakaları %20 seviyelerine çıktı. Endonezya'da delta varyantı ciddi endişelere neden olurken günlük yeni vaka sayısı 21 bine kadar ulaştı. Tayland'da da vakalar arttı, kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başladı. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye dahil çok sayıda ülkede görülen delta varyantına karşı hükümete çağrıda bulundu. Açıklamada aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri yurttaşlara varyanta karşı etkili aşıların yapılması istendi. İstanbul Tabip Odası Üsküdar'da düzenlenen aşı karşıtı eylemde bir konuşma yapıp aşı yapan hekimlerin yargılanacağını söyleyen Doktor Bilgehan Bilge için soruşturma başlattı. Sırada ekonomi haberleri var. Birçok bürokratın ve siyasetçinin çifte maaş aldığı ortaya çıkarken yargıdan emekli öğretmenlerle ilgili karar çıktı.
Anayasa Mahkemesi, emekli öğretmenlerin ücret karşılığında derse girmesi halinde emekli maaşlarının kesilmesi gerektiğine hükmetti. Geçen yıl Mart ayından beri devam eden kısa çalışma ödeneği desteğinde süre yarın doluyor. Yeni bir düzenleme olmazsa kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamaları çarşamba günü sona erecek. İngiltere'deki Finansal Yönetim Otoritesi dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'i yasakladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Pentagon, Amerikan ordusunun Irak-Suriye sınırında İran yanlısı milislerin kontrolünde olduğu belirtilen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı, harekatın geçen aylarda bölgedeki Amerikan hedeflerine yönelik saldırılara cevaben yapıldığını bildirdi. 32 ülkeden binlerce askerin katıldığı Karadeniz'de yapılan Seabreeze 2021 askeri tatbikatı, NATO'dan gelen tepkilere rağmen başladı. Tatbikat, 1997'den bu yana düzenlenen bu türdeki tatbikatların en geniş çaplısı. Somali'de Eş-Şabab örgütünün bir askeri üsse düzenlediği saldırı ve sonrasında çıkan çatışmalarda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin provası olan bölgesel seçimlerin ikinci turu da Macron ve Le Pen'in partilerinin hezimetiyle sonuçlandı. İki parti de seçimlerden eli boş dönerken zafer merkez sağına oldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye'nin zaman zaman aktif hale gelen yanardağ, laiklik tartışması. Sebebiyet verenlerin ve mağdurlarının yıllar içinde değişkenlik gösterdiği bir tartışma. Dilek Gedik, farklı kesimlerden 12 isimle laikliğin değişimini ve bugününü konuşuyor. Kısadalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.